Öncelikle merhabalar. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetici kolları yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda 2018'den bu yana gençlik kollarında aktif görevler de yürütmekteydik. Bodrum İlçe Gençlik Kollarında da yönetim kurulunda bulundum. Devamlı yaşanan kongre süreçlerinden sonra il yönetimine takdir edildik. Bu il yönetim kurulu üyeliğinden sonra devamındaki süreçlerde tabii yerel seçimlerle alakalı bir süreç gerçekleşti. Bu süreçlerden sonra tabii biz de halkımızın ve partimizin öncelikle takdiri doğrultusunda meclis üyeliğine aday olduk. Genel merkezimiz tarafından bu husus bize görev takdir edildi. Bu takdir edilen hususla alakalı bizim ne yapmak istediğimizden ziyade biz halka neler verebiliriz, nasıl bir misyon ve vizyon koyabiliriz? Öncelikle bunu ortaya koyduk. Şu noktada özellikle belirtmek isterim. Biz burada Bodrum'un öteki yüzünü sahiplenmek ve Bodrum'un öteki yüzünü savunmak amacıyla aday olduk. Bu hususta da bugün de bulunmakta olduğumuz Karslılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldik. Karslı'da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ben de aslen bir Ağrılı olarak, annem de bir Mardinli. Bölgesel temsiliyeti sağlamak, solun temsiliyetini sağlamak, hukukun temsiliyetini sağlamak adına buraya aday olduk. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Pazartesi günü seçiminden sonraki ilk gün, pazartesi günü Binnaz Karakaya Spor Salonu aktif hale gelmektedir. Şu anda dahi şu an suyu doldurulmakta ve su ısıtılması başlanmış durumda. Bunun gibi birçok kompleks alan Turgut Reis, Yalıkavak, Bitez ve Karaova gibi majör bölgelerde bu hizmetler sunulacak. Aynı zamanda da Bodrum'dan yetişmiş birçok değerimiz var. Aysu arkadaşımız var. Çocukluk arkadaşım olan Güneycan Kaptan var mesela. Dünya şampiyonalarında hem Bodrum hem Türkiye'yi temsil etmiş. Optimist Laser ve Yelken gruplarında kendisini temsil etmiş bir arkadaşımız. Kendi alanında başarılı bir arkadaşlarımız birçok var. Bu başarılı arkadaşlarımızın bir daha da artması için hem spor alanlarını genişleteceğiz hem de bunun temsiliyetini sağlamak amacıyla da meclis üyesi arkadaşımız Kanat Özsert bizimle beraber. Kendisi de spor dünyasında eğitmenlik yapan, burada Ortakent sporunda altyapı ve olduğu gibi bu direktörlüğünü yürüten bir arkadaşımız. İşte bunun gibi profesyonel alanlarıyla sokağa birleştirmiş durumdayız. Hem Bodrum'dan yetişecek yeteneklere hem de kendi iş dinamiklerimizi bütünleştirmek için biz burada halkımızın takdirine sunduk. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Pazar günü demokrasiye, laikliğe ve çağdaş bir Bodrum için Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. Bodrum akşam saat 5'ten sonra da açıklanacak olan seçim sonuçları ile birlikte tüm halkımızı Bodrum Belediye Meydanı'nda hep halaylarla, çökertmelerle kutlamalara davet ediyoruz. Sağ olun.